Şimdi ilk sorumuz böyle bir soru. Aşağıdaki aralıklar hangisinde konvekstir diyor. Konveks hani aklımızda kalsın diye ben anlatımlarda şöyle demiştim. Konveksi böyle düşün demiştim. Eğrikör nedir? Yukarı doğrudur. Bu ne oluyor? İkinci kez türevin sıfırdan büyük olduğu anlamına geliyor. Evet, bizim bu fonksiyonun iki kere türevini almamız gerekiyor. Şimdi ben boşluğumu açtım buraya. Birinci kez türevimizi yapalım. 4 öne indi, 12 ile sadeleşti, x küp bölü ne oldu burası? 3. 3 öne indi, sadeleşti, x kare bölü 2. Sonra x kare 2x. Bu birinci kez türevimiz. Şimdi bunu bir kere daha türevini alalım. F ikinci kez türevi x oldu. 3 öne indi, gitti x kare. Sonra 2 öne indi, gitti x ve eksi 2. Ne istiyoruz biz? Bunun sıfırdan bakın büyük olması istiyoruz. Şimdi ikinci dereceden bir ifadenin işaretlerini incelemeye ihtiyacımız var. Önce bunun çarpanlarını ayıralım. X eksi 2, x artı 1 dedik. X artı 1 dedim ama x artı 2 yazdım. Hemen toparlayalım orayı. Köklerimiz ne? 2 eksi 1. Sonrasında ne yapacağız? Şöyle diyelim. Eksi 1 burada. Sonra bir de ne var? 2 var. Başka sayımız pozitif olduğu için burası artı, eksi, artı. Tabii bu ifade, yani bu işaretler kime ait işaretler? F ikinci kez türev x'e ait işaretler. Tamam. Fx fonksiyonumuzun durumunu anlayalım. Şimdi bu arada, yani şu eksi onsuzla eksi bir aralığında ne oluyor? Yukarıya doğru. Burada aşağıya doğru, eğrilik yönü tabii ki. Burada tekrar ne oldu? Yukarıya doğru oldu. Diyor ki aşağıdaki aralıklar hangisinde konvekstir? Yani pozitif olduğu bir yer istiyoruz biz. Bir bakalım neresi oluyor? İki sonsuz aralığı. Evet, cevap Ceyhan görünüyor. Diğerleri eksi 1 ile 2 aralığında durum tam tersidir. Konkavdır burada. Eksi 1 ile sonsuz aralığında hem öyle hem böyle oluyor. İkisi birden olmaz. Eksi 10 eksi 2 aralığında yine öyle görüyorsun. Hem yukarı hem aşağı olmaz. Eksi 2 ile 1 aralığında da yine durum evet, görüyorsun. Şuradan ve şuradan bahsediyor. Burada yine bir yukarı bir de aşağı oluyor. Cevabımız nedir? C'dir. Geçtim. Konkav diyor. Konkav. Yani şöyle bir durum var. Konkav. Bu sefer eğrik yönümüz neresi? Aşağı doğru olacak. İkinci kez türevimiz sıfırdan küçük olmalıdır dedik. Türevimizi bir alalım. İlk türevimizi. Ne oldu? 2 aşağı indi. X kaldı. Artı 6. Sonra bir daha türev aldığımız zaman ne çıktı? Burası 1 çıktı. Şimdi bunu anlamış şu. İkinci kez türevin değeri 1'miş. Yani hep pozitif. Sürekli pozitif olduğu için negatif olması mümkün değildir. Bunu yaratabilen bir x değeri olmadığı için çözüm kümemiz nedir? Boş kümedir. Şimdi üçüncü sorudayız. F türev x kare birinci türev fonksiyonu veriliyor. Buna göre YHTFX fonksiyonu dış bukey olduğu en geniş. Şimdi şuraya bir bakalım. Dış bukey ne demekti? Dış bukey dışa dönük mutlu. Yani f ikinci kez türev sıfırdan büyük olmalıdır. Bunu istiyoruz. Peki bize verilen nedir? Birinci kez türevdir. Bunu alalım. Bir kez türevini almamız yeterli bunun. İkinci kez türevi oldu aldığımız zaman 2x yaptı. Şimdi ben ne istiyorum? Sıfırdan büyük olduğu yerler istiyorum. O zaman sıfırdan büyük yaptım. X ne oldu? Sıfırdan büyük çıktı çözüm kümemiz. Bu ne demektir? Sıfırdan büyük yani sıfırla sonsuz aralığıdır dedik. Şimdi dördüncü soru. İkinci türevi verilmiş. Fx'ten bahsediyor. Dış bükey. Dış bükey neydi? Dışa dönüktü. Dışa dönük insan demiştik. Pozitif insandı. Yani ikinci kez türevin sıfırdan büyük olduğu yerleri inceleyeceğiz. Zaten bize verilen de ikinci kez türevin kendisi olduğu için bunun işaret incelemesini yapmamız yeterli. Hemen yapalım bakalım. Şimdi bir tablo yapacağım. Şurada fx'imiz kaç tane kökümüz var burada bir bakalım. Eksi 3 var, 2 var, 1 var. 3 tane var. 1, 2, 3 dedim. Pekala. Şimdi şuraya f ikinci kez türevi koyduk. Köklerimizin en küçüğü eksi 3 görünüyor. Sonraki küçük eksi 1. Ondan sonra da 2 görünüyor. Şundan köklerine bakarsan anlarsın. Eksi 3, 2 ve eksi 1.
Küçükten büyüğe doğru bunu yazmak çok önemli. Hata yapıp da buraya iki, buraya eksi bir yazma durumumuz olabiliyor. Bunu yaşadığımız zaman çok farklı bir şey çıkabilir, çözüm kümesi çıkabilir. Yanlıştır zaten o. Şimdi eksi 3 de tam kare olduğu için burada iki tane kök anlamına gelen iki tane sıfırı koydum. Bakalım 2'deki kökümüz tek. O yüzden bu buraya bir tane. Çünkü kuvvet tek olduğu zaman x eksi 2'ymiş gibi düşünüyoruz biz burayı. Tek kök var gibi. Eksi 1'de yine tek kök var. Pekala. Sırada ne var? İşaret incelememiz var. İşaret incelemesi biraz daha detaylı açayım burada. Bir eksi 2'yi görüyorsun önde değil mi? Sonra ne var? Şurayı açtığın zaman bir x kare gelecek. Parantezi geri kalanı beni ilgilendirmiyor. En yüksek dereceli ile ilgileniyoruz biz burada. Bunu açtığımız zaman bir x küp geliyor. Çarpı. Bunu açmaya gerek yok. Zaten kendisi açılmış halde. Bu da x geldi. Yani bütün bunları çarptığımız zaman işaretimiz eksi geliyor mu? Evet. Buraya eksiği yazdık. Yön değişiyor, işaret değişiyor. Artı değişti, eksi. Sonra burada iki kere değiştiği için aslında olduğu gibi devam etti. Peki burada neyimiz var? F fonksiyonumuz var. Bunun eğrilik yönlerini bir anlayalım. Bu aşağı doğru, aşağı doğru, yukarı doğru ve aşağı doğru çıktı. Bizden istenen neydi? Yukarı doğru, yani pozitif olduğu yerdi, bölgeydi. O da neresi görünüyor? Şurası görünüyor. Yani cevabımız ne geldi? Eksi 1 ile 2 aralığı A şıkkı. Peki. Burada nasıl bir soru sormuş? İkinci kez türevi vermiş. Ben grafiğe bakar bakmaz şunu söyleyebilir miyim? F türev 1 sıfırdır. İkinci kez türev 1 sıfırdır diyebilir miyim? Peki bunun benim için bir anlamı var mı? Aslında x eşittir 1'de neyi var? Dönüm ya da büküm noktası var. Dönüm noktası vardır diyebilirim. Şıklarda eğer bu varsa ben işaretleyeceğim. Var. Bakın görüyor musun burayı? X eşittir 1'de dönüm noktası vardır diyor. Cevabımız nedir? C şıkkıdır. İşaretledik. Peki. Altıncı soruya geçtim. Şimdi burada da yine f ikinci kez türev 0,6 mıdır? Yani bunu görüyorum. F ikinci kez türev 0,6'dır. Ama bu dönüm noktası anlamına gelmez. Bu sadece bir bilgi. Bir dursun şimdilik. Ne yapabiliriz ona bakalım. Fonksiyonun kendisini vermiş. Bunun bir türevini alalım. Şurada türevini alıyorum. F birinci kez türev 3x kare artı 2mx. Bir daha türevini alacağız. Ne geldi? 6x artı 2m geldi. Şimdi şu bilgiyi kullanma zamanı. Yani x yerine ne yazacağız? 0 yazıyoruz. 0 yazdığımız zaman burada 2m kaldı. Eşittir 6 dediği için m değerine geldi. 3 geldi. Sonrasında bu fonksiyonu alalım. M'nin yerine 3'ü yazalım. Yani fx eşittir neymiş? X küp artı 3x kareymiş. Buraya kadar tamam. Dönüm noktasının ordinatı nedir demişti. Biz bu arada bunu yazdık yazmasını ama şurada ikinci kez türevi daha önceden bulmuştuk. Şurayı görüyorsun. Gidelim ne yapalım biliyor musun? M yerine bulduğumuz değeri yazalım. Şöyle alacağım aşağı ben bunu. M yerine ne yazacağım? A 3'ü yazdım. O zaman burası 6 yaptı. Peki bunu sıfır eşitleyen değer nedir? X eksi 1 değil midir? Aynen böyledir. Şimdi de son hamle bize ordinat sorulduğu için burada yerine yazacağım. Eksi 1'i. F eksi 1 neye eşit? Eksi 1 artı 3'ten 2'ye eşittir. Evet, bu durumda dönüm noktasının apsisi eksi 1'miş, ordinatı da 2'ymiş. Ordinatı sorduğu için cevap nedir? B şıkkıdır. Peki, 7. soru. Y ifadesini vermiş. Yani bir fonksiyon, bir grafik bu. Fonksiyonun grafiğinin dönüm noktasının koordinatları çarpılmış. Şimdi şöyle bir dünya bu. Üçüncü derecede eğrileri 3 aşağı 5 yukarı çizmeyi anlatmıştım. X küpün başkat sayısı. X küpler S'yi belirtiyordu. Başkat sayısı pozitifse şu sağ kol yukarıya doğru. Yani şöyle bir yönde olmalıydı dediydim. Benden istenen dönüm noktası yani şurayla ilgili bir soru. Burayı bulmamız lazım. Tabii ki fonksiyonun
Türevini alacağız. İki kere türevini alacağız hatta. İlk önce birinci kez türevini alalım. Ne oldu? 3x kare. Sonra buradan ne geldi? 12x. Bir daha türev alacağız. 6x artı 12. Bunu sıfıra eşitledik. X buradan eksi 2 geldi. Benim anlayacağım şey şu. Yani şurada benim x ekseninde gördüğüm değer -2'ymiş. Ama koordinatlarını istiyor, çarpımını istiyor senden. O yüzden gidip bir de bizim fonksiyonumuz y eşittir f(x) fonksiyonu bu değil mi? Ne yapacağız? f(-2)'yi bulmaya çalışacağız. Onun için de şuraya gidiyoruz. -2'nin küpü -8. -2'nin karesi 4. 6 kere 4 24. Ve artı 2 yaptı. Buradan ne elde ettik? Şurası kaç yaptı? Eksi 6, 18 yaptı bu. Evet. 18 yaptığına göre ne yapacağız? Bize sorulan koordinat, yani bize lazımdı çünkü koordinatları dediği için şuraya 18'i koyduk. Ve bunların çarpımını sorduğu için cevabımız ne geliyor? Eksi 36 geliyor. E şıkkında geldi. Evet, sorular gayet akıcı, temiz. Hiçbir sıkıntı yok. Devam edelim. Fonksiyon kaç tane dönüm noktası vardır diye sormuş. Şimdi bunu tabii ileride grafik çizmeyi öğreteceğiz. Hani bir fonksiyon grafiği pratik olarak nasıl çizilir? Onlara da değineceğiz ama burada değinsem mi onu da düşünüyorum. Çünkü aslında bunun iki kere türevini almam lazım. Ben iki kere türevini alayım. O kısa yolu da burada sana söyleyeceğim şimdi. İlk önce birinci kez türevini alalım. 4 öne düştü. X kare eksi 1 kuvvetimiz 3 oldu. Bir için türevi 2x. Bu 1. Şimdi ne yapalım? Bir daha türev alacağız. Bir daha türev alıyoruz. Şöyle bir şey yapacağım burada. 8x çarpı x kare eksi 1'in küpü diye yazacağım. Yani şu 2x'i şu 8'i ne yaptım? Birleştirdim. Çünkü çarpma çarpma olduğu için kafamız karışacak. Burada burayla buranın çarpmasının türevini alacağım. Tamam. Birinci türevi 8 çarpı ikinci artı ikincinin türevi 3 x kare eksi 1'in karesi çarpı için türevi 2x bir de çarpı birinci 8x. Şimdi bunu sıfır eşitliyoruz. Eşitliyoruz da burada en iyi çarpan ne var? Bir 8'i görüyorum. Sonra x kare eksi 1'in de karesini görüyorum. Bak. Ne oldu? Buradan bir tane x eksi 1 kaldı mı? Kaldı. Sonra şu 3 duruyor. Artı 3. Arkasından burada şu 8'i aldım bak. Aldıklarımı şu 8'i aldım. Şuradan da 2x kare duruyor. Evet, 2x kare durdu. Tamam, aynen böyle. Eşittir 0. Pekala. Burada 8 x eksi 1'in karesi. Bu ifade neyin nesi? 6x kare artı x eksi 1 eşittir 0 çıktı. Bunun bayağı var gibi görünüyor. Çok da emin değilim ama şimdi en güzel hali bu ifadenin ne biliyor musun? Bu x eksi 1 kare x artı 1 kare yaptı. Evet. Bir kere buralarda ifademiz 0 oluyor ama tam kare bir ifade. O yüzden burada dönüm noktası oluşmayacak. Bir de şurası var. 6x kare artı x eksi 1 var. Bak tekrarlıyorum. Şimdi tam kare köklerde dönüm noktası olmuyor. Yani şöyle düşün. Mesela eğrilik yönümüz şöyle çıkıyor. Şurada bir hafif şu kıvırıyor ve ama tekrar böyle gidiyor. Tam kare yerlerde eğrinin davrandığı model böyle bir model. O yüzden buralarda yok. Şunda var mı yok mu onu anlamak istiyorum. Bunu çarpanlara ayırayım. Ayıramazsam deltasına bakacağım. 3x, 2x dedim. 1, 1 dedim. Sonra buraya artı 1, eksi 1 dedim. Evet var. Görüyor musun? Burada x'in bir 1 bölü 3 değeri için bir de eksi 1 bölü 2 değeri için 0 oluyor. İşte buralar dönüm noktalarıdır. Kaç tane dönüm noktası vardır diyordu. Sorumuzun cevabı nedir? 2'dir diyoruz. Şimdi tabii çözüm uzun gibi göründü değil mi sana? Kısa bir şeylerden de bahsettim. Kısa bir çözüm yapabiliriz dedim. Ona bir el atayım. Nasıl yapılacak bir göstereyim. Ve bu ifadeyi ben şöyle yazacağım. İçerisi x eksi 1'in karesi x artı 1'in yok karesi değil. X eksi 1 çarpı x artı 1'in
Tamamen dönücü kuvveti. İfade bu. Evet, sonra fx ne yazabilirim? X eksi 1'in dördüncü kuvveti çarpı x artı 1'in dördüncü kuvveti yazabilirim. Peki. Şimdi tahmini bir grafik çizeceğiz. Orada anlayacağız dönüm noktalarını. Bir bakıyorum şöyle nasıl bir şey olabilir. Şu ekseni yukarı doğru çizmem lazım. Y ekseni yukarıya doğru çizilir. Bir bakalım. Rengimizi de pembe yapalım. Bunun kökü 1. Şurayı işaretledim. Bunun kökü eksi 1. Burada işaretledim. Ancak bu köklerde bizim eğrimiz ne yapmalı? Çift dereceden kök olduğu için teğet olmalı. Yani burayı böyle kesemez. Ya ihtimali söylüyorum. Bu grafik şöyle olabilir. Şöyle gelir. Şöyle olabilir. Birinci ihtimal bu. Bir diğer ihtimalde şöyle olabilir. Böyle gelebilir. Ve yine böyle olabilir. İkisinden biri. Ama şimdi fonksiyonda x yerine 0 yazdığın zaman bak f0'a bir bakar mısın? F0 ne geliyor? F0'a bir bak şimdi şuradan. 1 geliyor. Ha, demek ki bu olamaz. Bak çünkü burada ne yapıyor? Eksi 1'i görüyor. Grafik deminki çizdiğim gibiymiş. Grafik tam nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışıyorum. O yüzden şunu kaldırdım. Pardon. Peki bizim grafiğimiz madem böyle şöyle geldi. Şurada 1'den geçti. Ve tekrar buradan 1'den geçti. Şurası da 1'miş. Dönüm noktaları nerededir biliyor musun bunun dönüm noktaları? Şuralardadır. Göstereceğim şimdi sana. Bir tanesi burada. Bir tanesi de nerededir? Buradadır. Görüyor musun? Yani o yüzden cevabı 2'dir diyebiliriz. Bak benim yaptığım çözümle uyuşuyor mu? 1 bölü 3 diyor. 1 bölü demek ki burası neymiş? 1 bölü 3'müş. Şurada bulduğum şey. Bir de eksi 1 bölü 2 diyor. O da demek ki neresiymiş? Burasıymış. Bu da eksi 1 bölü 2'ymiş. Ben tabii sınavda olsam bu çözümü yaparım. Onu söyleyeyim. Çünkü bu kadar uzun gerek yok. Ama bu konuya ileride değineceğiz. Bir grafiğin türev sayesinde hani türevle çizilebilen grafikler bazen bu şekilde pratik olarak çizilebiliyor. Ona dokunacağız. Peki. 9. soru. Fonksiyon dönüm noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çok basit bir soru. Şimdi türevini alalım. Ne oldu? 3x kare eksi 6x artı 6. Bir daha türev alacağız. Kaç yaptı? 6x eksi 6 yaptı. Bunu 0 eşitliyoruz. X değerimiz ne geldi? 1 geldi. Sonra bak bu eğri şöyle bir eğri. Şurada neyi varmış? 1'de x'in 1 olduğu yerde dönüm noktası varmış. Bizim gidip y değerini keşfetmemiz gerekiyor bu durumda. O halde f1'i bulursak bitireceğiz zaten. F1'i yazıyorum. 1 eksi 3 artı 6 artı 1. Şu ikisi eksi 1, 5 çıktı. Soruda ordinatı nedir dediği için ben de burayı 5 bulduğuma göre 5'i işaretliyoruz. E şıkkındaymış. Efendim 10. soru. Fx'i vermiş 3. dereceden bir eğri. X eşittir 2 noktasında diyor dönümü vardır diyor. A nedir diye sormuş. Bunun anlattığı şey şu. İkinci kez türevde şu ikinci hissini düzgün çizemiyorum. 2'yi koyarsak yani ikinci kez türevde x'in 2'yi koyarsak 0 oluyor diyor. Bu cümlenin matematiksel yazılımı bu. Şurası. O halde ne yapacağız? Türevimizi bir alalım. İkinci kez türev 3x kare eksi 2 ax eksi 24. Bir daha türev alıyoruz. 6x eksi 2a yaptı. Şimdi şu veriyi kullanma zamanı. Buraya gidelim yerine yazalım bakalım ne çıkıyor. F ikinci kez türev 2 ne yapar? 12 eksi 2a yapar. Bu 0. Demek ki 2a 12'dir. Yani a değerimiz kaç geliyormuş buradan? 6 geliyormuş deriz. Edine'de işaretleriz. 11. soru. Fonksiyonun x eşittir 2'de bir ekstremum noktası ve x eşittir 1'de bir dönüm noktası varsa demiş. Şimdi bunu niye tahminen bir grafiğini çizip düşünmek istiyorum. Şuraya çizeyim. Sağ kol yukarı doğru hareket edecek. Tamam. X eşittir 1'de dönümümüz varmış. Şurası
X ekseninde nereye görüyor? 1'i görüyor diyor. Tamam. Dönüm noktası orası. Bir de x3 2'de yerel ekstremum var. O zaman 2 de şurada bir yerde. Şöyle de orada aslında yerel minimum yapıyormuş. Burada gördüğümüz değer de nedir? X ekseninde 2'dir. Buna göre ben iki şey yazabilirim. Bir, f türev 2 sıfırdır. İkincisi f ikinci kez türev 1 o da sıfırdır. Sonra gideceğiz fonksiyonun türevleriyle çalışacağız. Birinci kez türevini alıyorum. 3 öne düştü. 3 bölü 2 x kare. Sonra artı 2 ax ve artı b. Bu bir beklesin. Bu tür sorularda hep ikinci kez türevden yürümek daha iyi. Çünkü hani orada bir değişkeni bulup bir üst burada öbür değişkeni bulma şansımız var. Şu an burada iki değişken olduğu için, daha sonra iki bilinmeyen olduğu için yerine yazsak bile A'lı B'li bir denklem çıkacak karşımıza. Direkt herhangi birine ulaşamayacağız. Her neyse ikinci kez türevini alıyorum. Devam ediyorum. 2 öne düştü. 3x kaldı buradan. Ve 2a kaldı. Bunun için benim kullanmam gereken veri hangisi? Şurası. Burayı kullanmalıyız. Ve yerine yazıyorum. 1 yazdım. 3 artı 2a eşittir 0 çıktı. Buradan evet a'nın eksi 3 bölü 2 olduğunu gördüm. Tamam. Bunu biz istiyor muyuz? B istiyoruz ama buna ihtiyacımız var. Sonra şunu kullanma zamanı, şu veriyi nasıl kullanacağız? Onu da gideceğiz. Tabii ki burada kullanacağız. Şimdi x yerine 2 yazarsak ne oldu? 3 çarpı bak 2'nin karesi 4. 2 gitti. 2 kaldı yukarıda 6. Artı 2 yerine koyduk 4a artı b'ymiş. Ve eşittir neymiş? Sıfırmış. Çünkü sıfır diyor. Ben a'yı eksi 3 bölü 2 bulduğuma göre eksi 3 bölü 2 koydum. Buradan 2'ler gitti. 2 eksi 6 yaptı. Yani 6 eksi 6 artı b eşittir sıfır çıktı. Bunlar da gitti. Vay. B neymiş? Sıfırmış. Evet. B'nin değerini sorduğu için cevabımız da nedir? C şıkkıdır diyoruz. 12. sorudayız. Fx'i vermiş. Fonksiyon dönüm ya da büküm noktası buysa diyor. Tabii bunu bilmiyorum. Yani nasıl bir şey anlamak için nasıl bir grafik olduğunu da bilmiyorum. Çünkü A'nın şeyini bilmiyoruz. Pozitif mi, negatif mi? Yine de görsellik önemli. Böyle bir şey tahminen çizdim. Şu nokta büküm noktasıdır demiş ve söylemiş. 1'e 2'dir diyor. Bu fx eğrisi bu arada. Ne anlarız biz buradan? Şimdi şurada x ekseninde 1'i görüyoruz. Sonra gidiyoruz burada da y ekseninde kaçı görüyoruz? 2'yi görüyoruz. Çünkü öyle diyor. 1'e 2 de diyor. Peki. Bilgiler ne? Bilgilerden biri şu. F1'in 2 olduğu. Bir de f ikinci kez türev 1'inde 0 olduğu. Neden? Çünkü bir noktasında neyimiz var? Dönümümüz var. O halde yapmamız gereken fonksiyonu 2 kere türevleyeceğiz. 3ax kare eksi 2bx artı 5 yaptı. Bir daha türeve ihtiyacımız var. Kaç yaptı orası? 6ax eksi 2b yaptı. Tamam. Evet aynen öyle. Şimdi bir daha türev dedim ama şöyle bir türev çizgisini koymayı unuttum. Şimdi onu ekledim. Şimdi şu bilgiyi kullanalım. X yerine ne yazalım? 1'i yazalım. Tabii ki burada yazacağız. Bir yazdığım zaman burası 6a eksi 2b eşittir 0 geldi. Yani bunu güzelleştirebilirim. 2b eşittir 6a yani b eşittir 3a gibi bir veriyle karşılaşıyoruz. B eşittir neymiş? 3a'ymış. Şimdi bunu kullanacağız birazdan. Peki. Şu veriyi hiç kullanmadık, değil mi? Yani burası şu an kullanılmadı. Onu da kullanacağız. Onu da nerede yapacağız? Bir dakika orada yapmayacağız. Bu türev. Sakın dalma. Ben bak daldım gibi oldu bir an. Şurada kullanacağız biz bunu. Yerine yazıyorum. F1 orası A yaptı. Eksi B artı 5 eksi 5. Bu 2'ymiş. Bunlar zaten gitti. A eksi B eşittir 2 çıktı. Ben şimdi B yerine 3A yazacağım. O halde burası bak bu şurada. B yerine 3a'yı yazarsam ne olacak? Eksi 2a eşittir. 2a eşittir. Eksi 1 geldi. Peki. Tekrar buradan buraya çıkıyorum.
Buraya çıktığım zaman da A'nın yerine eksi 1 yazdığımda da B'ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Yani sorumuzda bunu sorduğu için cevabımız eksi 3 olacak. C şıkkında geldi. Evet, bu şekilde ilerliyor. Fx fonksiyonunu vermiş, dönüm noktasının apsisi budur diyor. Tamam, şöyle bir anlamak istiyorum yine. Şurada bir grafik çizeceğim. Şöyle bir grafik. X küpün başka sayısı pozitif, tamam yukarı doğru. Sonra diyor ki dönüm noktasının apsisi diyor. Şimdi dönüm noktası şura. Bunun apsisi diyorsun sen. Demek ki aşağı doğru iniyorum. Burası eksi 1'miş. Peki, başka bir veri var mı? Fx fonksiyonun 0, eksi 4 noktasındaki teğetinin x eksenini kestiği noktanın apsisi diyor. Şimdi ilk önce bir anlayalım. Bunun 0'a eksi 4 noktası. Şimdi 0 nerede bir yerde? 0 nerede bir yerde? Şurada bir yerde olabilir. 0'a eksi 4 noktasından da geçiyor o zaman bu. Yani şöyle bir olay var. Bak fonksiyonun diyor 0 eksi 4 noktasındaki, yani şurası 0'a eksi 4 noktasıymış diye düşünelim bunu. Buradaki diyor teğeti, bak bir de teğet çizeyim. Bir teğet çizeceğiz. Oradan umarım geçirebiliriz. Evet. Ne yapıyormuş bu? Teğetin x eksenini kestiği noktayı soruyor. Şu çok uzatma bir anlamı yok. Tamam şurada kalsın. Bunun x eksenini kestiği yeri soruyor. Bizim aslında bunun denklem ihtiyacımız var. Evet. Pekala. Gördüğümüze göre ilk yazacağım şey şu. F ikinci kez türev eksi 1 0. Bu bir. Bir de F 0'da nedir? Eksi 4'tür. Bunları biliyorum. Başka da şu an bir şey bilmiyorum. Türevini alalım fonksiyonun. 3x kare eksi 2 mx artı m oldu. Bir daha türev almamız gerekecek. Bir daha türev aldım. 6x eksi 2 m yaptı. Tamam. Eksi 1 yerine koyacağız. Eksi 1 yerine koyacağız. Şuradan dolayı yapıyorum bütün bu hareketi. Eksi 1 yerine koyduğum zaman ne yaptı burada? Eksi 6 eksi 2 m 0 çıktı. Buradan 2 m, m eksi 3 çıktı. Tamam. Bu veriyi bir yerde kullanmamız gerekiyor. Bir dakika. Fonksiyonu bulduk o zaman. Bak fonksiyonda her şey m'ye bağlı ya. Fonksiyon kendisi şuymuş meğerse. Fx eşittir. X küp eksi 3x kare eksi 3x. M'nin değerleri yerine koyuyorum bu arada. Buymuş. Tamam. Şimdi bunu bulduk da bize ne lazım? Aslında bunu yazmamız gerekmiyordu. Yani gerekmiyor derken bizim ihtiyacımız olan sıfır noktasındaki eğim. Yani şimdi şunun eğimi var ya bak bunun eğimi neye eşit? Bunun eğimi aslında x'in sıfır olduğu yerde sorulduğu için f türev sıfır eşit. Şu veriyi ben o anlamda geri sileceğim. Çünkü f türevi şurada bulmuştum zaten burayı görüyorsun. Şunu kullanmak istiyorum. Şurayı kullanmak istiyorum. Gerek yok fx'e. Gideceğiz biz burada m yerine değerini yazacağız. Bir taraftan da x yerine de 0 yazacağız. 0 yazdığımız zaman burası 0 yaptı. Burada zaten 0 yaptı. Ve ne çıktı? M çıktı. Zaten biz bunun neye eşit olduğunu görüyoruz. Yani f türev 0'ı istemiyor muyuz? O ne çıktı? M'ye eşit. Evet. Yazmadı bir an kalemim. Bir bekleyeceğim. Evet. Bu m'ye eşit. Ben de m'yi eksi 3 bulduğuma göre bunun değeri nedir? Eksi 3'tür. Tamam. Anlamı şu. Bunun eğimi eksi 3 çıktı. Bunun denklemi yazalım. Y eksi eksi 4 eksi 3 çarpı x eksi 0. Bize sorulan x eksenini kestiği yer sorulduğu için y'nin yerine 0 yazacağız. Yani y yerine 0 yaz burada. Yazdığımızda burası 4 gelecek. 0 çünkü anlamsız. Buradan eksi 3x yapıyor. Ve x'i de yalnız bıraktığımız zaman da cevabımız ne gelecek? Eksi 4 bölü 3 gelecek. Neymiş yani? A şıkkıymış. Evet. Karışık oldu mu? Aslında olmadı. İşte bir yerde karar değiştirdim. Çünkü
Gerek yoktu. Hani şurada bir fx yerine yazalım m dedim ama bize aim lazımdı. O yüzden şunu kullanmak son anda tabii bana daha şey geldi. Zaman anlamında kısaydı. Geçiyorum. Fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun dönüm noktası budur diye söylemiş. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Dönüm noktası y eşittir 2x eksi 1 doğrusu üzerindeyse diyor. Şöyle yapalım. Bizim fonksiyonumuz bu. Dönüm noktamız şurada bir yerde. Sonra ne diyorsun sen? Bunun dönüm noktası buradan geçer. Yani şöyle bir şey, şöyle bir doğru düşünelim biz. Bu doğrunun adı y eşittir 2x eksi 1'miş. Tam çizemedim. Dönüm noktamızın üzerinden geçen bir doğru bu. Tamam. Peki neler biliyoruz? Bunun bir türevini alalım. Aldığımız zaman 3x kare eksi 12x artı 2a bir daha türevini almamız gerekiyor. Çünkü dönüm noktası ile ilgileniyoruz. 6x eksi 12 eşittir 0 yaptım. Buradan x eşittir 2 çıktı. Peki bu 2 neyin nesi? Bu 2 işte buradaki x ekseninde gördüğümüz değer. Abses neymiş orada? 2'ymiş. Tamam. Sonra bak ne yapalım biliyor musun? Çok güzel oldu bu. Bu doğrunun da absisinin 2 olduğu yer burası. Sen şimdi bu 2'yi git bu doğruda yerine koyar mısın? Şu x'ti. X yerine 2 koyar mısın? 2 kere 2 4 bir çıktı 3. Demek ki buradaki y değerimiz kaç? 3. Yani bu noktanın adı neymiş? Aslında 2'ye 3'müş. Tamam. Sonra sana şunu soracağım. Bu y eşittir fx fonksiyonunun üzerinde mi bu nokta? Evet. Demek ki f2 de nedir? Aynı zamanda 3'tür. Ha, fonksiyona gidip x yerine 2 yazıp 3 eşitleyeceğiz. Yapalım. 2 yazdım 8. Eksi 4, 24. Sonra x'in 2 yazdık. Orası artı 4a. Eksi 8 eşittir. 3 dedik. Şimdi şunlar birbirini götürdü. 4a dursun. Bu 24 buraya gittiği zaman 27 yapıyor. Tam çıkmıyor bu. Evet. A sayımız ne geliyor? 27 bölü 4 geliyor. Yani neymiş cevabımız? A şıkkıymış. Evet, güzel bir soruydu. Buna bakalım ne diyor? Fx verilmiş, dönüm noktası budur diyor. Bir dakika anlamak istiyorum yine. Şöyle bir eğrimiz var. Bunun dönüm noktası şurası. Ve bize bunun ne olduğu söylenmiş. 1'e eksi 2 diyor. Şuradan aşağı ineceğim. X ekseninde neyi görüyoruz? 1'i görüyoruz. Y ekseninde de neyi görüyormuşuz? Eksi 2'yi. Bu bana ilk başta şunu söylüyor tabii ki. F1'in eksi 2 olduğunu söylüyor. Bu bir. Başka şunu söylüyor. F ikinci kez türev 1 sıfırdır diyor. Tamam. Dönüm noktasından çizilen teğetin eğimi eksi 1 ise bir saniye bir saniye. Şimdi dönüm noktasından çizilen bir teğetten bahsediyor değil mi? Şöyle bir teğetin olduğunu düşün. Tam dönüm noktasından çiziliyor. Bunun eğimi neymiş? Eksi 1'miş. Öyle söylüyor. Bunun anlamı da ne biliyor musun? F birinci kez türev 1'in eksi 1 olduğu. Şimdi buraya kadar anladın mı hepsini? Evet. Şimdi elimde benim bir sürü veri oluştu. Bunları bir işaretleyeyim. Neler var elimde? Birincisi bu var. Sonra ikincisi bu var. Ve üçüncüsü de bu var. Bunları demek ki soruda kullanacağız. İlk önce f türev 1'den başlamak istiyorum. Tabii fonksiyon türevini almamız gerekiyor. Fonksiyon türevini bir alalım. 3x kare artı 2ax artı b. Bir daha türelemek istiyorum. Ne oldu? 6x artı 2a yaptı. Şimdi şu veriyi kullanacağız. Yani x yerine ne yazacağız? 1 yazdık. 6 artı 2a eşittir 0'dan a'nın eksi 3 olduğunu bulduk. Şimdi bunu bir ne yapalım? Paketleyelim. Şu an bir sen bekle burada. Tamam. Başka. Şimdi şuna geliyorum. O da burası. Bak şurası. Orada onu şöyle alayım. Sen gel buraya. F türev 1 yazdım. 3 yaptı. 2a yaptı. Artı b yaptı. Bu eksi 1'miş. Şimdi eksi 3 olduğu için şunu şuraya monte ettiğim zaman eksi 6 yaptı bura. Eksi 6 artı 3 daha eksi 3 yaptı. Buraya gitti artı 3 yaptı. Eksi 1 artı 3 daha 2 yaptı. B'yi de ne bulduk şimdi? 2 bulduk.
Bunu da alıyoruz. B'dekiymiş. Başka? C'yi istiyor bizden. Bir de en son bunu kullanmamız lazım. Doğru mudur? O halde gidelim. Artık onu da aşağıda yerine yazalım. Ne yazacağız? Şimdi F1 eksi 2 idi. Yani F1 ta burada yerine yazıyorum. Haberin olsun. 1 artı A artı B artı C eşittir. Ne diyeceğim? F1 eksi 2 olduğu için eksi 2 diyeceğim. Sonra A'nın B'nin değerlerini yerine monte ediyorum. 1 eksi 3 artı 2 artı C eksi 2 yaptı. Şurası eksi 2 olduğu için şuradakilerle gitti. C buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Sorumuzun cevabı ne olmalı? Eksi 2 olmalı. Evet, bu şekilde bu konu pekiştirmeyi de ne yaptım? Bitirdim. Görüşürüz.